Yani ve 20. Başladı. Başlıyorum. Herkese merhabalar. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Kulübü Masa Başı Seminerlerinin serisinin 5.sine hoş geldiniz. Ben moderatör Metin Namazlı. Bugünkü konuğumuz Doktor Teymur Sadıhov'dur. Teymur Bey, bizleri kırmayıp teklifimizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bütün dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi yüzünden en güvenli yerlerimiz olan evlerimize kalmaya devam ediyoruz. Ve okulumuz da bu süreçte pandemiyle ilgili bazı önlemler alındı ve biz de bunlara uymalıyız. Ve şimdi kısaca Teymur Sadıkov hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Teymur Sadıkov, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 1773 yılından kurulduktan bu yana 235 yıl sonra, yani 2008 yılında ilk kez 4 ortalamayla uçak mühendisliği mezunlarımızdandır. Ve lisans eğitimini bitirdikten sonra Amerika ve diğer eğitimlerini de 4 ortalamayla tamamlayarak NASA ve Mercedes-Benz gibi tanınmış şirketlerde çalışmıştır. Ve şu anda da Silikon Vadisi'nde kendi şirketlerini yönetmektedir. Şimdi Teymur Bey, sizlerden de bilgi almak isterdik. Ve bu aslında sizden duymak istiyoruz. Teymur Sadıhov kimdir ve önemlisi, sahip olduğunuz bu muhteşem eğitim ve kariyeri neye borçlusunuz? Kısacası Teymur Sadıkov uçak mühendisinden daha sonra robotik mühendisi ve yapay zekayla meşgul olan bir bilim adamı diyelim. Bildiğiniz gibi lisansı ben İTÜ'de bitirdim uçak mühendisliği üzere sizin şimdi okuduğunuz yerde. Daha sonra Amerika'ya doktora programı için gittim ve daha sonra tabii birkaç değişiklikler oldu uçak mühendisliğinden diğer projelere geçiş yaptım. Kısacası budur. Yani daha etraflı şekilde konuşabiliriz onun hakkında. Aslında herkesin merak ettiği bir tane soru var. Yani herkes onu merak ediyor aslında. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 4.0 ortalamaya bitirmeyi nasıl başardınız? Aslında onu ben de bilmiyorum. İlk önce bilmiyordum nasıl olacak. Çünkü ilk bir konuşabilirim nasıl aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldim. Şimdi öyle bir program yok galiba. TCS programı vardı. Türkiye Cumhuriyetleri sınavı. Türkiye Cumhuriyetleri sınavında Azerbaycan'dan mesela 45 kişi her sene tam burslu şekilde Türkiye'ye okumaya gönderiliyordu. Ben de Azerbaycan'dayken aslında yine 4-0 ortalamayla ama devlet okulunda okuyordum. Ve bu sınav hakkında benim bir öğretmenim haber verdi bana. Aslında bir televizyonda görmüştü bu sınavı hakkında bir reklam. Ve ben bu sınava girdim ve galiba o dönemde 44-45 kişiden bir tek ben devlet okulundaydım. Diğerler hepsi özel Türk liselerindendi. Ve böylelikle yani aslında bilmediğim şekilde öyle bir şans eseri çünkü reklamı öğretmenim TV'de gördü. Ondan dolayı ben bu sınava girdim ve Türkiye'ye geldim. Ve İTÜ'yü nasıl seçtim de biraz aslında biraz komik bir olay. Çünkü tam emin değilim ne seçeyim. Robotlara ve yapay zeka aslında bayağı bir seviyordum o zamanlarda ama o zamanlar bu hala bir meşhur bir şey değildi. Ama orada seçimler 45 seçim arasında en böyle hoşuma giden uçak mühendisliği oldu. Ve ben bunu yazdım çünkü şöyle ya yalan olmasın çok güzel ismi vardı. Yani, güzel bir seslenen bir şeydi ve düşünüyordum ki en Amerikanlar demiş ki cool bir şey olur. Bunlar arasında ve uçakları seviyordum zaten. Ve böylelikle ben o seçimi yaptım ve İTÜ'ye tam burslu şekilde okumaya gittim. Ve İTÜ'ye ilk gittiğimde bir ortam böyleydi ki herkes İTÜ'nün çok zor olduğunu söylüyordu. Bu bir gerçek. Yani, Türkiye'de herkes mühendislik üzere İTÜ'nün en zor olduğunu söylüyor. Ve İTÜ'de de bir söylem vardı ki Erbakan sadece 3.98 ile bitirmiş falan ve bundan başka kimse 3.98 bile yapmamış. Böyle bir şey söylendi demedim tamam yani umurumda bile değildi ve düşünmedim ki 4 sıfır bitireceğim. Sadece sevdiğim işleri yapmaya devam ettim. Ben zaten bilimi seviyorum. Dersler aldım. İlk semestre bütün derslerden aldıktan sonra ilk semestre 4 sıfır olduktan sonra artık düşündüm ki tamam ben yani bu başladıksa büyük ihtimalle böyle de bitireceğiz. Hala da herkes düşünüyor ya biz olacak kimse yapmış falan. Ama ben artık ilk semestreden sonra düşündüm ki ben bunu devam ettireceğim. Ve böylelikle sportlamayla bitirmiş oldum. 2008 senesinde.
Peki üniversite zamanınızda mesela öğrendiğiniz hangi önemli bir beceri veya bilgi iş hayatınız boyunca size yardımcı oldu? Üniversite zamanında aslında bu 4.0 olaylarında da ve diğer olaylarda da projeler vesaire. Bunlarda en önemli bilgi neydi? Her şey çok kolay değil. Tide bildiğiniz gibi aslında çok şey zor. Mühendislik dersleri aslında hiç kolay değil. Benden soru sordukları zaman ki mesela siz nerede insanların öğrenmesini tavsiye edersiniz? Yani eğitim görmesini mesela, üniversite eğitim görmesini. Ben hep diyorum ki yüksek lisans Amerika'dan başka demek yalan. Çünkü en iyi R&D, Research and Development Amerika'da. Ama lisans için size R&D için gereken para lazım olmadığı için lisans öğretmek daha kolay bir şey. Ve eğer iyi öğretmenleriniz varsa, iyi mühendislik varsa lisansı öğretmek çok kolay. Ben bunun için aslında hiç ne Avrupa'ya tavsiye ediyorum ne Amerika'ya. Çünkü Amerika çok pahalı. Avrupa'ya hiç tam güvenmiyorum. Türkiye'nin tersini ben gördüğüm için, nasıl eğitim olduğunu gördüğüm için ben hep Türk okullarını mühendislik için tavsiye ediyorum. Hatta Amerika'da. Yani Amerikan tahsiliyle, eğitimiyle, lisans üzere Türk eğitimi en azından mühendislikte benim gördüğüm ortamlarda çok iyi. Aslında şu anda bir tane soruyu çok merak ediyoruz da mesela Türkiye'den çıkışınız yani o dönemde mesela yurt dışında mesela ilk kez yüksek lisans programına kabul almanızda mesela ütülü olmanız size bir ayrıcalık oldu mu? Ben tam arkada ne baş verdiğini biliyorum. Yani onların düşünceleri nasıl gittiğini bilmiyorum ama ben anladığım şu ki ben 10 tane okula başvurdum aslında bitirdiğim zaman ve onuna da kabul oldum. Ve hepsine aslında burslu kabul oldum. Bazılarında fellowship'lı, bazılarında Peki. assistantship'lı. Yani ben düşünüyorum ki benim İTÜ'den 4.0 ortalama bitirmem bunda çok büyük rol oynamıştır. Çünkü onlar İTÜ'yü en az onlar ya Amerika'da Türk mühendisliğini onlar biliyorlar. Çünkü Amerika'da Türk üniversitelerinden mezun olup oraya yüksek lisansa gelmiş insanlar çok. Ve onlar Türk okullarının en azından lisans bitirip oraya gelmişlerin kalitesini de biliyorlar. Ondan dolayı ben düşünüyorum ki hatta %100 eminim ki onlar İTÜ'yü bildikleri için zaten beni almışlar ve burs da vermişler. Ve hatta ben San Diego'ya gittiğimde onlar burs üzerinden bana bonus bile vermişler. Yani İTÜ birincisi olduğum için, 4 soru bitirdiğim için ve diğer işler. Yani İTÜ'lü olmak büyük bir şey bence. Tabii ki doğru. Canlı yayının başında mesela aktardığım bilgilerde mesela Türkiye'de lisans eğitiminizi bitirdikten sonra mesela diğer eğitimlerinizi Amerika'da tamamladığınızı bildirdiniz. Ve lisans eğitimini bitirdikten sonra mesela yüksek lisans için başvurunuzdan biraz bize bahseder misiniz? Mesela o dediğiniz ya 10 tane üniversiteden ben kabul aldım mesela. Onlar arasından biz sizin işte CV'nizi mesela özgeçmişinizi araştırdığımızda gördük ki orada Kaliforniya Üniversitesi'nde işte ilk orayı yüksek lisans için seçmişsiniz ve bunu niye seçmişsiniz mesela? Orayı seçmenize bir sebep var mı? Onu soracağım. Aslında evet ben o hakkında bir konuşacağım biraz. Ondan sonra niye değiştiğimi de aslında söyleyebilirim. Olay şu ki ben aslında tam bilmiyordum yüksek lisansla ne yapacağım. Nasıl aslında hatta okuldan benim yalan söylemekle işim yok. Böyle diyeyim. Hatta ortaokulu bitirdiğim zaman ben hiç tam planlamıyordum. Ben normalde 5 sene sonrasını planlamıyorum. Sadece şimdi sevdiklerimi yapıyorum ve zamanı geldiğinde mesela üniversiteye başvuru yaptım ve kabul oldum. Aynısı da bu arada baş verdi. Ben 4. sınıfta mezun olurken İTÜ'den tam bilmiyordum ne yapacağım. Sadece dedim ki yani eğitimimi devam ettireyim ve yüksek lisansı biraz araştırmaya başladım. Ama aslında hiç haberim yoktu ki hangi üniversiteler en iyi, hangi üniversiteler en kötü. Ben US News web sitesinden bakıyordum. En iyi ilk 10 mühendislik okullarına böyle başvuru yaptım. Ben benim düşüncem de öyle ki bu hepsi bunların aynı kalitede bir şeyler. Çünkü US News büyük ihtimal herkes biliyordur. Yani mezun olmaya yakınsanız rankinglere baktığınızda US News web sitesine bakabilirsiniz. Orada hepsi ranking var. Ve böyle ben o üniversitelere başvuru yaptım ve o üniversitelerden kabul aldım ilk ondakilerden. Mesela ben MIT'den kabul aldığım halde MIT'ye gitmemiş belki binde bir ya da 100 binde bir insana biriyim. MIT'ye gitmem.
Orada bir gitmeme sebeplerinden biri aslında oydu ki ben soğuk havalarda yaşamaya karşıyım. Boston havaları hakkında haber aldım ve buna karşı oldum. Ve sonra Stanford'la, sen UC San Diego arasında biraz kalmıştım. Stanford'da biraz assistantship'ydi. UC San Diego'da fellowship plus artı bonus vesaire. Ve yani biraz para da rol oynadı çünkü bonus da verdiler burada. Diğer edip de bursluydu, bu da bursluydu. Bunlar bonus ve başka bir şey de vardı ki burada danışman bayağı bir uğraştı ki beni getirsin San Diego'ya. Ve biraz San Diego'nun yine de hava seçimimi etkilediği için San Diego'nun havası falan hakkında da okudum. Ve böylelikle San Diego'yu seçmiş oldum. Oraya ilk gittikte iyiydi, sevdim ama bir şey anladım ki orada tam büyük bir mühendislik okulu değil. Mühendislikte kalitesi çok iyi olan bir okul ama orada mesela tıp Anladım. daha büyük bir şey. Yani mühendislik okulu büyük değildi en azından. Kalite olarak iyi, kantite olarak çok büyük değil. Böyle bir şey. Ona dolayı 2 sene orada okudum. Ben aslında direkt doktoraya gitmiştim. Master'a gitmemiştim. Direkt doktoraya gitmiştim. Sonra ne oldu? Ben orada kontrol üzere doktora yapıyordum. Fakat İTÜ bitirmiş bir insan olarak ben mühendis, yani benim içimde sadece mühendis var. Ben tıpla uğraşmıyorum. Ve İTÜ tam bir mühendislik okulu için ben aslında böyle bir okula gitmek istedim. Yine bu seçimde ise iki okul vardı. Tam mühendislik okulları Georgia Tech ve MIT. MIT yine havadan dolayı kaydığı için Georgia Tech'e transfer olmuş oldum. Ve böylelikle Georgia Tech'te PhD'mi devam ettirdim. Ve San Diego'dan, University of California San Diego'dan master aldım ve Georgia Tech'e transfer oldum. Şimdi daha bir merak edilen bir sorulardan biri de her iki yüksek lisans eğitiminizi mesela Georgia Teknik Teknoloji Enstitüsü var bir de. Tam burslu şekilde okudunuz. Mesela bursu kazanmayı Evet, nasıl evet. başardınız? Yani söylediğim gibi yani University of California San Diego'da ben ikiden bir başvuru yapmıştım. Onlar bana direkt fellowship vermişler. Fellowship ile mesela assistantship'in farkı odur ki assistantship zamanında siz ya research assistantship alıyorsunuz ya da teaching assistantship. Teaching assistantship yani isminden de anlaşıldığı gibi ders vereceksiniz. Research assistantship ise research yapacaksınız labda. Fellowship direkt verildiği zaman biraz farklı bir şey. O tam bir burs demek. Aslında lisansta nasıl burs alıyorsanız ve her hansı iş yapabilirsiniz. Fellowship tam o demek. Ve UC San Diego'da bana onu vermişler ve artı hatta bonus da vermişler. Senelik bonus yani para bonus falan vermişler. Ve ben aslında o seçimimi biraz etkilemişti. Çünkü ben fellowship aldığım için düşünüyordum ki mesela gittiğim zaman istediğim konularda çalışabileceğim. Ama gittiğim zaman biraz sorun çıktı. Onu da tavsiye edeceğim. Gittiğin zaman advisor'la çok konuşun. Yani PhD advisor. Yani yüksek lisans advisor. Danışmanınızla çok konuşun. Anlayın ki o nasıl tipli bir insan. Mesela ben danışmanım ilk önce düşündüm ki iyi bir insan ama sonra çıktı çok garip bir şey. Yani ben fellowship aldığım halde benimle sanki düşünüyordu ki ben assistantship'e gelmişim. Ben de ona anlatmaya çalışıyorum. Ben buraya gelmemin sebebi sadece fellowship. Ki ben seçebileyim kendi research'ımı. Biraz o sorunlar da vardı. Aslında ondan dolayı ben sonra Georgia Tech'e transfer olduğumda seçebildim. Research'ımı kendim Georgia Tech'te ben research assistantship aldım. Ama sevdiğim konu üzerinde çalışmaya çalıştım. Yani başvurular zamanı zaten orada gösterdiğiniz zaman ki sizin mesela ailenizin imkanı yok ki ödemeye falan ve gösterirsiniz zaten kaliteniz iyi. Onlar eğer sizi PhD programına alıyorlarsa zaten burs verecekler. Çok büyük ihtimal. Çünkü kaliteniz zaten PhD programına uygunsa burs alacaksınız. Bir şekilde ya da diğer şekilde. Peki yüksek lisans mesela kabullerinizde mesela referans mektubu gerekti mi? Mesela bu şeyler için aslında scholarship'ler için. Onlarda referans mektubu mecbur aslında. Hepsine vermeniz lazım. Yani orada requirement. En az 3 tane referans mektubu vermek. Ama emin değilim ki referans mektupları ne kadar önemli olmuş. Yani benim hocalarım beni çok seviyorlardı İTÜ'de. Zaten iyi öğrenci, ben iyi öğrenciyim 4 falan. Ve hep aramızda iyiydi. Yani çok büyük ihtimalle ben görmemişim de referans mektupları yazdıklarını. Çok büyük ihtimalle çok iyi referanslar yazmışlar. Ama neyin ne kadar faydası olduğunu tam söyleyemem. Ama en azından ben biliyorum ki ben sonra mesela bize başvurular yaptıkta ben o PhD okuduğum zaman benim PhD advisor'ım benden soruyordu ki bu öğrenci nasıl, bu öğrenci nasıl? Yani referans biraz işe yarıyor. Biraz yok, işe yarıyor. Ama tam yani bir şey var. Referans yazan mektup sizin başvurduğunuz yerdeki insanı yani şahsen tanıyorsa tabii ki çok büyük bir önem olacak. Ama şahsen tanımıyorsa önem o kadar büyük olmayacak. Öyle bir şey var. Yani ben başvurduğumda inanmıyorum ki herkesi şahsen tanıyorlardı. Peki hatırlıyor musunuz? Hangi hocalardı mesela referanslarınız okulda?
O referanslar Metin Hoca vardı. Metin Orhan Kaya şimdi galiba şey olmuş, dekan olmuş. Yani birkaç hocadan aldım. Ondan aldım. Gökhan Hoca'dan almıştım. Sonra diğer kimden almıştım? Termodinamik veren hoca. Şimdi rahat olmam lazım. Sonra o zaman dekanımız vardı. Ondan da almıştım. Şimdi değişmiş. Siz bir üstüne tanımıyorsunuz. O zaman diğer soruya geçiyorum. Yurt dışında nasıl iyi bir eğitim alabiliriz? Yani bunun için şimdiden yapmamız gereken şeyler var mı? Yani tabii yani söylediğim gibi lisans, İTÜ lisansı çok kaliteli bir şey olduğu için zaten lisansta iyi okuduğunuz zaman hazırlanmış oluyorsunuz. Bu yani %100 hazırlık. Çünkü evet yani mühendislik kalitesi lisans için İTÜ'de çok iyi. Ve tabii eğer doktoraya hazırlanmak istiyorsanız ben başka bir tavsiyem de olur ki şimdiden başlayın research yapmaya. Araştırmayla. Araştırma lablar var falan. Onlara katılın, bir şeyler yapmaya çalışın. Aslında onu da söyleyecektim. Sonra da söyleyebilirim. Ben mesela Silikon Vadisi'nde yaşıyorum şimdi. Şirketim falan var. İyi bir proje olduğu zaman biz onu çalışıyoruz. Mesela Silikon Vadisi'ne çıkaralım ya da bizim projelere katkıda bulunabilirsiniz. Böyle bir yani robotik, yapay zeka falan konularında çalışan insanlar olursa şimdi bizi izliyorlarsa onlar da benimle kontakta geçip konuşabiliriz. Belki bizim projelerde de çalışabilirler. Peki Amerika'ya geçiş, mesela orada okumak, çalışmak ne gibi faydalı var? Yani hakikaten gitmek zor mu? Yani zorluğuna zor çünkü ben gördüğüm insanlardan o ki herkes yani sonunda Amerika gitmeye çalışıyor. Yani ben gördüm mesela Avrupa'ya gidiyorlar Avrupa'dan Kanada'dan Amerika gitmeye çalışıyor veya yani belki bu subjektif olabilir. Belki survivorship bias diye bir şey var çünkü ben gördüğüm insanlar çoğu Amerika sonunda varmış insanlar. Ondan dolayı onlar Amerika zaten sevdikleri sonra gelmişler. Yani olabilir ki belki bazı insanlar var ki Amerika sevmiyorlar, yaşamak istiyorlar başka yerde. Tam emin değilim ama benim gördüğüm çoğu insan Amerika'da yaşamaya, Amerika'da eğitim görmeyi istiyor. Ve bunun için bayağı bir çalışıyorlar. Yani Avrupa'ya gitmişler, okumuşlar ve sonunda başvurular, hep başvuru yapmışlar ki Amerika'ya transfer olsunlar. Aynısı Kanada'dan Amerika'ya transfer olmaya. Yani niye? Yani az önce söylediğim gibi. Sizin sonuçta ne yapmak istediğinize bağlı değil mi? Eğer şirket kurmaya çalışıyorsanız yine dünyada bir numara Amerika. Çünkü funding orada, her şey orada, scientistler orada, talent orada. Niye Silicon Vadisi, Silikon Vadisi? Çünkü ilk olarak funding değil, ilk olarak aslında talent. Yani başarılı insanlar orada. Konularda yani dünya üzere en çok konsantre olmuş başarılı insanlar bu Silikon Vadisi'nde. Ondan dolayı biz mesela Georgia Tech'ten mezun olduk. Benimle mezun olan Georgia Tech'ten insanların çoğusu şimdi Silikon Vadisi'nde. Benim arkadaşlarım çoğu Silikon Vadisi'nde. Veya Cambridge'den mezun olanlar MIT taraftan herkes oraya geliyor. Yani başarılı insanların toplandığı yer ve başarılı insanların toplandığı yer olduğu için mesela siz başlıyorsunuz ne yapmaya? Funding de orada olmaya başlıyor. Yani bayağı bir funding orada toplanmış oluyor ki şirketler orada kurulabilsin. Ve eğitim içinde tabii ben bunu subjective bile değil, ben objective olarak diyorum ki yüksek lisans eğitim yani master, en önemlisi doktora için Amerika'dan daha iyi R&D yapabileceğiniz bir şey yok. Anlıyorum. O zaman diğer soruya geçeceğim. Doktor eğitiminizi Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde tamamladıktan sonra mesela o zamanlarda aslında United Teknoloji Araştırma Merkezi'nde yaptığınız çalışmalardan biri olan Sikorsky helikopterin otonomlaştırması hakkında bilgi verebilir misiniz? Uzun bir proje değildi, kısa bir projeydi. O ilk benim otonom cihazlar üzerine yaptığım şirkette yaptığım bir projeydi. Çünkü ondan önce daha üniversitede yaptığımız projelerdi. Yani o projen United Technologies o zamanlar Sikorsky Helicopter'ın parent company'siydi. Yani üzerindeki şirketti. Daha sonra bu yakınlarda galiba 2 sene önce United Technologies Sikorsky Lockheed Martin'in şirketine sattı. Şimdi onlara değil. Ben ama orada çalıştığım zaman Sikorsky'nin bir parçası olduğu için bizim proje neydi? Bizim proje Sikorsky helikopterlarını full autonomous yapmaktı. Yani tam otonom yapmaya çalışıyorduk ve benim yaptığım iş trajectory generation'dı bu konular üzerinde. Anlıyorum. Ve en önemli kariyerinizdeki bana göre bence en önemli bir yer NASA. Ve NASA'da çalışmaya nasıl başladınız ve NASA'da bulunduğunuz zamanlarda ne gibi bu projelerde çalıştığınızı bilgi verebilir misiniz?
Tabii aslında NASA'da çalışmanın bir katkısından biri zaten United Technologies Research Center'da bu helikopter otonomisinde üzerinde çalışmam da vardı. Ben PhD'yi bitiriyordum. Aslında ben onları bulmadım. Onlar bizi buldular. Nasıl oldu? NASA Jet Propulsion'lar oradan bizim okula, Georgia Tech'a bir hocalardan sormaya başladılar ki tanıdığınız, bildiğiniz mezun olan iyi robotikçi öğrenci var mı? Ve bir hocanın biri benim tavsiye etti ve böylelikle ben onlarla kontrat kurmuş oldum. Ve ben orada yaptığım projeler birkaç projeydi ama en merkezdeki proje neydi? Amerikan donanmasıyla su donanması, ne diyorsunuz? Navy. Tercümesini unuttum. Navy ile birlikte yaptığımız bir çalışmaydı. O çalışmada Humvee'ler var. Amerikan Humvee'leri. Bu Jeep tarzı cihazlar. Biz onları mesela tam otonom şekilde çeviriyorduk. Yani full autonomous Humvee üzerinde çalışıyordum. Ben orada yaptığım projeler localization, control ve trajectory generation ve path planning dediğimiz konular. Ben bu konular üzerinde çalışıyordum ve bizim konu neydi? Alıyoruz biz Humvee'leri, biz üzerinden bunu silahları çıkarıyoruz, oraya kameralar falan koyuyoruz, biz sensörler koyuyoruz ve bunu full autonomous yapmaya çalışıyoruz. Yani ben bu şimdi self-driving car bayağı bir hype konu. Herkes onun hakkında konuşuyor. Bu hype olmamıştan önce ben çalışmaya başlamıştım 2014. senelerde. Ve diğer projem ise çok aracılı birkaç space projelerindeydi ama robotics kısmında ve çok aracılı proje kısmındaydı. Mesela bir Humvee otonom yaptıktan sonra birkaç tane Humvee'nin otonom Humvee'ni birlikte nasıl idare edebiliriz? Yani bu benim aslında PhD konularımda da vardı. Multi-agent path planning, multi-agent control, bu tarz bir şeyler. Yani konular yine de robotik ve yapay zeka üzerinde. Şu an YouTube'dan izleyicilerden bir tane soru geldi de onu size sormak istiyorum. Advanced Driver Assistance Systems hakkında ve genel otonom sistemler hakkında tavsiyelerinizi ve genel görüşlerinizi öğrenebilir miyiz diye bir soru gelmiş. Tabii aslında bilmiyorum biz onun hakkında konuşacağız mı? Ben çalıştığım şirketler, büyük ihtimalle Mercedes falan hakkında konuşacağız. Evet. Orada daha açık şekilde yani konuşabilirim. Yani ben NASA Jet Propulsion Lab'da çalıştığım konu full autonomous vehicle'dı. Yani buna level 5 autonomy diyoruz. Biz level 5 autonomy tam otonom şekilde, hiçbir pilotsuz şekilde aracın kendini yani idare etmesi. Bu normalde level 5 dediğimiz zaman aslında biz normal yollarda biz bunu konuşuyoruz. Ben JPL'de yaptığım konu aslında yalnız yol değildi. Yoldan da kenarda Humvee'nin kendini idare etmesiydi. Bu full autonomous level 5. Yani terminoloji böyle. Ve level 1 ise yani level 0 autonomy hiç yok. Level 1 mesela cruise control tarzı şeyler var. Ve oradan artık artmaya çalışıyoruz. Değil mi? Level 3 çok zor bir şey. Artık level 3 bile çok zor bir şey. Tesla'da görülen otonomi level 2 otonomisi. Level 2 otonomisi nasıl? Yani Tesla'da aslında hep driver'ın gözlerini şoförün gözlerinin yolda olması lazım. Çünkü araba yoldan çıkabilir falan. Yani siz düşünseniz bile sizin ismi autopilot olsa bile aslında autopilot değil çünkü sürdüğünüz halde siz hep gözünüz yolda olması lazım ve hep hazır olmanız lazım ki kontrolü ele alasınız. Level 3 biraz daha çok autonomiyiz ve level 4'te ise ben mesela level 3 projesinde çalışmıştım. Mercedes'te çalıştığım proje level 4, level 5. Level 4 ile level 5 ne tarzı bir şey? Level 4'te artık sizin bir şey yapmanız gerek yok. Aslında araba kendisini sürmesi lazım. Sadece emergency situation'larda veya geofenced area'da yani bütün dünya üzere, bütün Amerika üzere sürmeyeceksiniz. Sadece mesela San Francisco şehrinde bu sistem çalışır. Geofenced olacak o zaman. Geographically fenced. Ve level 5 ise tamamen artık farklı. Siz hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Level 3'te nasıl oluyor? Level 3 biraz daha yani level 3 zor bir şey. Ondan dolayı bazı şirketler aslında level 3 yapmamaya çalışıyorlar. Çünkü level 2'den level 4'e atlamak, level 3 nasıl zor olduğunu daha da söyleyeyim size. Sonuç ki siz araba kendisini sürecek ama yani full otonomize yakınmış olacak. Ama zor bir haller olduğu zaman araba kontrolü geri size vermesi lazım. Yani bu geri verme kısmı çok zor bir şey aslında hesaplamak için. Çünkü yollarda siz o zaman hep hazırlıklı olmalısınız ki hesaplama zamanı, delay'i falan
hesaplayasınız ve bilesiniz ki bu insan hep aslında yol, gözü yolda olacak nasılsa. Nasılını da şimdi söyleyeceğim. Ve hep hazır olacak nasılsa ve siz buna yeterli kadar zaman vereceksiniz ki kontrol insana geçsin. Ve o kısmı hesaplamak çok yani kolay bir şey değil. Çünkü insanlar insanların arabaya güvenmesi çok kolay bir şey. Bunu bir söyleyeyim. Ben bile kaç araba sürdüm otonom şekilde. Full otonomuz olmasa da level 2. Yani Tesla arabalarını siz level 2 şekilde otopilotta sürdüğünüz zaman bu araba eğer 10 dakika kendini sürse siz artık düşüneceksiniz ki bu araba tam çözmüştür olayı ve artık sizin bu arabaya çok büyük bir güveniniz olacak. O güven kısmı aslında çok kötü bir şey. Çünkü güven olduktan sonra siz başka işler yapmaya başlayacaksınız ve düşüneceksiniz ki araba kendini %100 sürebilir. Araba ise size yeterli kadar zaman uyuyabilirsiniz. Yeterli kadar zaman veremeyecek ki siz geri kontrolü geri alasınız. Cadillac arabalarında, General Motors'un Cadillac arabasında nasıl bir sistem var? Onlarda mesela ben bu şirketlerde çalıştığım için bizim competitor oldukları için biz hep bakıyorduk ki nasıl sistemler var. Onlar mesela şey yapmışlar. Tam böyle sürme üzerine bir kamera koymuşlar. Ve kamera hep insan yüzüne bakıyor. Ve yüz, yani sizin aslında dokunmanız lazım değil. Ama kamera hep bakıyor ki sizin yüzünüz sağa sola geçecek mi, dönecek mi veya gözleriniz kapanıyor mesela. Böyle bir şey olduğu zaman sadece o anlarda size aslında haberdarlık ediyor ki tamam oyanın kontrolü geri alın. Yani böyle sistemler koymak lazım. Onun için bu çok aslında kolay düşünülse de ki tamam bizim araba kendini sürecek ama gerektiği zaman biz kontrolü geri vereceğiz. Kontrolü geri vermek aslında çok kolay bir şey değil. İnsanlar çok güvenli bir yani güvenli değil insanlar. Kontrolü geri vermek şey mi anlamında diyorsunuz o böyle arabanın direksiyonuna dokunuyor böyle. O anlamda. Yani o anlamda ki mesela direksiyonu bırakıyorsun. Şimdi düşünüyorsun ki araba kendisini sürüyor değil mi? Ama böyle bir olaylar oluyor ki level 2 olmasının sebebi zaten şu ki o hep her bir olayda kendi kendini süremeyecek. Tam öyle bir şeyler olacak ki full autonomous driving olmayacak. Ve mesela arabanın anlamadığı bir olay olduğu zaman ne yapması lazım? Kontrolü geri vermesi lazım. Demesi lazım ki tamam ben bunu süremiyorum artık. Gel direksiyonu al. O kısım ki mesela Tesla arabalarında ne yapıyor? Başlıyorlar titremeye başlıyor direksiyonda. Biraz titremeye başlıyor. Sonra oradan bir flashing falan oluyor ki tamam geri gel. Cadillac'ta da bu notification. Evet. Ama sorun şu ki bazen yani olmuş kazalar ki adamlar uykuya kalmış oluyorlar. Bu araba ne yapıyorsa yapsın uyandıramayacak. Hayatta uyandırırsa bile insanlarda delay var hep. Action'a geçmesi için delay var. Ve ondan dolayı bayağı bir kaza oluyor. Peki bir şey soracağım. Mesela arabalar gidince mesela o yoldaki şeritleri nasıl okuyor onları? Nasıl algılıyor? Abi şerit okuma kolay bir şey. Aslında o en kolay derdim. Şerit varsa onun okunması kolay bir şey. Ve tabii ki okumak için de hava şeraitinde iyi olması önemli bir şey. Çünkü duman falan olduğu zaman şeritler okumak zorlaşıyor. Ama tam bir güneşli havada mesela Kaliforniya'da hep güneşli demek olur ki onunla dolayı aslında kolay orada testing yapmak. Şeritler varsa kamerayla şeriti okumak çok kolay bir şey. Peki, yani başka dinliyorum. Kamerayla okuyabilirsiniz. Aslında LiDAR'dan da biraz kullanabilirsiniz. Mesela Cadillac'ın yaptığı biraz farklı bir şey. Tesla'nın yaptığı direkt kameradan şeritleri okuyor ve elinde map olmadığı halde arabayı yolda sizin otonomously sürmenize yardımcı oluyor. Cadillac ise onlar ne yapmışlar? Full map etmişler. Bunlar almışlar arabalarla, LiDAR'larla gitmişler. Yüz binlerle kilometre mile aslında yolu Amerika'da otoyolları. Onlar tam mapping etmişler. Haritasını çıkarmışlar. Yani şerit haritasını bile çıkarmışlar. Yani ondan sonra artık siz kameralarla şeridi bildiğiniz zaman hangi şeritte olduğunuzu bile bilirsiniz. Ve tabii GPS falan da kullanabilirsiniz. Eğer sizin maksadınız sadece şeridin içinde kalmaksa sadece bunu yapabilirsiniz. Eğer maksadınız şu ki ben A exitinden gireceğim, B exitinden çıkacağım, o zaman bilmeniz lazım mesela hangi şeritteseniz o da sizin işinize yarayabilir. Peki bir şey söyleyeyim. Mesela yolda bir kaza çalışması var. Araba bunu mesela nasıl algılıyor mesela? İşte bilmediğimiz konular kısmına geliyor. Ondan dolayı diyordum ki level'larda farklılık aslında böyle bir şeylerin dolayı oluyor. Kaza ne gibi bir kaza? Eğer kaza hakkında arabanın haberi var mı yok mu? Mesela Tesla arabalarında birkaç tane kaza olmuş. Nasıl olmuş?
yani yeni bir kaza oldu. Bir kamyon önünde yani kaza yapmıştı. Arabanın önünde kamyon kaza yapmıştı. Tam böyle yani tam nasıl yapmıştı? Sanki kamyonun üstü artık gözüküyordu. Ve o beyaz renkte olduğu için ve büyük bir materyal farklılığı olduğu için Tesla Model 3 aslında o kamyonu görmedi. Önünde o kamyonu görmedi ve gitti tam kamyona girdi. Otopilot'taki Tesla. Yani böyle bir şeyler mesela Tesla arabalar göremiyor. Tesla'nın bir sorunlarından biri aslında o ki LiDAR kullanmıyorlar. LiDAR kullanmadığınız zaman aslında bayağı bir şey görmeyeceksiniz. Çünkü ışık farkından dolayı kameralar her şeyi tutmayacak. Tesla radar kullanıyor, radarlar, ultrasonik sensörler. Onlar çok daha az mesafeli sensörler. Ama LiDAR kullanmadığı için bayağı bir kazalar oluyor. Ve Musk da hep diyor ki ya LiDAR kullanmaya gerek yok, ama ben yani bayağı bir insan diyor ki LiDAR kullanmanız lazım çünkü sizde aslında redundancy de olması lazım. Yani bu uçak mühendisliğinden gelmemizin bir aslında benefiti ne olabilir? Faydası. Biz faydası ne olabilir? Biz aslında redundancy denen bir şey hep uçaklarda hep var. Yani bir sistem değil, her bir şey bir taneden fazla oluyor ki biri bozulduğu zaman ikinci sistem yani girsin ortaya, Evet. başlasın yani yardım etmeye. Evet. Ki yani kaza olmasın. Mesela Evet. siz sadece kameralara güvendiğin zaman, kamera ışık algısından dolayı bir şey görmediği zaman artık başka bir sisteminiz yok ki aslında siz yani yardımcı olsun. Ama sizde LiDAR sensörü de olsa kamera görmediği şey yani hopefully nasıl yani ümit ediyoruz ki LiDAR görecek. Her şey görme ihtimali de yok onun, ama yine de daha çok şey görebilir. Ve böylelikle yani en azından sistemde redundancy yaranmış olur. Peki bir şey soracağım. Mesela modern çağımızın şimdiki devirlerinde otonom arabalara, otonom sürüşe güvenebilir miyiz? Yani o aşamaya geldik mi? Şimdi hala gelmedik. Yani zaten ondan dolayı bizde araba yok. Yani yollarda full autonomous araba yok. Sorun şu ki yani yeni dediğim gibi bazı olaylar var ki arabalara onu öğretmemiz lazım vesaire. Her bir corner case'i tutmak çok zor bir şey. En yakın büyük ihtimal şimdi Waymo. Google'un Waymo'su. Yani Google Self-Driving Car, çünkü onlar bayağı bir testing falan yapmışlar. Arizona'da testing de yapmışlar. Arizona'da onlar mesela hatta taksi gibi bir experimental testing yapıyorlardı. Ve onlar bile hala her bir yerde full autonomous süremiyorlar. Yani zor bir konu. Yani ve herkes böyle kalkıyor söylüyor ki 2 sene olacak, 5 sene olacak. Yani hatta mesela Elon Musk 2017 senesinde demiş ki 2017 senesinin sonunda bizde Tesla full autonomous olacak. 2020 senesinde ise hiçbir şey yok. Yani bilenler bilmeyenler bir şeyle konuşuyor. Konu zor. Yani konu gerçekten önceden kolay gözüküyor ama zor. Yani belki 5 seneye bir yakın, 5 seneden önce bir full autonomous'a yakın bir şey olacak. Bizi göreceğiz yollarda. O olacak büyük ihtimal. Ama fully autonomous ve remotely hiç kimse sizi mesela kontrol bile etmesin arabanı, o biraz zor bir şey. O zaman Elon Musk demişken, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in ve iki NASA astronotunun uluslararası uzay istasyonuna gönderdiği seferin fırlatma işlemi 30 Mayıs'ta gerçekleşti. Şimdi bu sefer aslında çok yerlerde söyleniyor. Çok önemli, çok önemli ve aslında bu neden önemli ve yakın gelecekte ne gibi gelişmeler öngörülebiliyor? Aslında tarih olarak baksak insanlar düşünecek ki bunun önemi yok. Değil mi? Aslında devletler 50 sene önce insan göndermişler orbite ve yani aynı mesafeye insanlar göndermişler. Bunu ilk Sovyet falan yaptı. Yuri Gagarin'le yaptı Sovyet. Daha sonra Amerika Sovyeti yani bayağı üstelediği ve hatta Ay'a insan gönderdi. Tamam. Yani bunu Ay'a gönderme 1969 senelerinde. Bunun üzerinden tam 50 sene geçmiş. 50 seneden de fazla. Yani bu düşünebiliriz ki devlet bunu bu kadar önce yapmış. Şimdi biz niye bu kadar herkesi tebrik ediyoruz ki bayağı bir gelişme olmuş. Aslında gelişme çok büyük. Çünkü devlet gönderdi bir şey gönderdiği zaman çok pahalıya battı. O insanlara Ay'a gönderdikleri zaman yani gönderdiğimiz zaman ben Amerika'da yaşıyorum. Bayağı bir NASA'ya para harcanmış oldu. Ve her bir uçuş çok pahalıya patlamış oldu. Shuttle'ları mesela Amerika'nın 4 tane shuttle'ı vardı. Shuttle'larla uçuş yine de pahalıydı. Ondan dolayı aslında bir zaman sonra onlar retire ettiler. Yani neydi Emekli oldu. retire? Emekli ettiler shuttle'lar. Niye? Çünkü aslında pahalıya patlıyordu. Maintenance falan vardı. Artık eskiydiler. Onları maintain etmek, yani göndermek falan pahalıydı. Ondan dolayı sonra başladılar geçmeye. Ruslarla göndermeye. Ve Kazakistan'dan roketle gönderiyorlardı ISS'e.
Bunlar aslında yine pahalı işler. SpaceX ne dedi? Yani Elon Musk aslında burada yaptığı çok güzel bir şey. Dedi ki biz bunu ucuza yapabiliriz. Çünkü biz hep sorun şu ki siz raketi bir kez kullanıyorsunuz. Booster'lar falan atıyorsunuz. Ama SpaceX'in seçimi çok iyi aslında. Yani bu çok büyük bir şey. Çünkü raketi bir kez değil birkaç kez kullanabiliyorsunuz. Hatta mesela en son gönderilen Starlink 60 tane satellite gönderdiler SpaceX. O satellite gönderilen raket artık 4 kez kullanmıştı. Yani bunu artık veteran roket diyorsunuz. Çünkü 4 kez artık kullanmış. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Yani ondan dolayı siz bir şeyi birkaç kez kullandığınız zaman, çünkü roket yani istihsalı çok pahalı bir şey. Sizin artık bunun elbette yani göndermeye düşen her roket gönderilişine düşen para bayağı bir aşağıya inmiş oluyor. Ondan dolayı da tabii ki başka research'ler yapmaya da size imkan verecektir. Yani hep Amerika'da hep böyle zaten. Çünkü niye 50 sene fark var? Çünkü 50 sene önce hiçbir özel şirket bunu yapamazdı. Çünkü yeni konuydu. Roket göndermek çok yeni bir konuydu. Bunu yalnız devletler yapabilirdi. Çünkü risk büyüktü. Hiçbir özel şirket kadar risk alamayacaktı. Amerika hep riskli şeylere devlet parasını gönderiyor ki tamam bu riski zaten özel şirket almayacak, biz yapalım. Ama devlet yaptıktan sonra, üstünden zaman geçtikten sonra, yeterli kadar expert yetiştirildikten sonra ne oluyor? Diyor ki tamam, devlet hep aslında her an bir şey yapmakta. Devlet çok kötü bir şey. Bürokratik sistem. Bütün devletler bürokratik sistemler ve efektif bir şey yapmıyorlar. Bayağı para kaybediyorlar. Bu hep böyle. Amerikan kapitalist sisteminde de diyor ki biz niye para kaybedelim? Bunu verelim özel şirketler. Onlar daha efektif yapacaklar. Ve bu şirket ilk şirket SpaceX, ama bundan bayağı bir başka diğerler de var. Blue Origin mesela. Jeff Bezos'un Blue Origin'i çok iyi bir şirket. Aslında onlar çok kaliteli bir şirket. O çok daha az konuşuyor. Elon Musk'la çok daha az konuşuyor. Bence ama çok büyük işler yapacaklar. Anlıyorum. Aslında yine bir eski bir durum, az önce konuştuğum bir konuya döneceğim. Mercedes-Benz şirketinde çalışmanız nasıl başladı? Bundan biraz anlatabilir misiniz? Ve orada ne gibi projelere imza attınız? Tabii. Ya Mercedes'e geçişim aslında NASA'dan sonra oldu. Ben NASA'da Pasadena'da çalışıyordum. Los Angeles'ta çalışıyordum. NASA'daki konumuz yani otonom, yani Humvee'lerdi. Ama sonuç ki NASA devlet şirketi olduğu için yine devlete gelirdi. Devlet şirketi olduğu için para aslında şeyden gelecek. Devletten gelecek. Kongresin confirmation'ından. Yani kongre dedik yani buna para ayırıyoruz, para gelecek. Hatta bazen oluyor ki para gelmediği anda siz o projede çalışamazsınız. Yani 5 gün mesela para gelmedi o projeye, durdu. Siz o projede artık çalışamazsınız başka. Ben aslında orada self-driving car konularına o kadar bayıldım ki orada çalışırken JetBalşanlar'da. Dedim ki ben buna devam etmek istiyorum. Aslında diğer projelerde şimdi yani çalışmak istemiyorum. Bu anda da Mercedes-Benz'den recruiter'lar bana kontağa geçtiler. Dediler ki bizle çalışmak ister misin? Mercedes-Benz'in Silikon Vadisi'ndeki laboratuvarında. Ve böylelikle oraya transfer oldum. Silikon Vadisi'nde 2015'te. Orada da yine konu, yani sevdiğim için transfer oldum. Çünkü ve o aralarda ben aslında Mercedes-Benz brandini de seviyordum. Oraya gittiğimde yani çalıştığım konu Level 5 autonomy. Yani az önce konuştuğumuz full autonomous cars. Mercedes S600 arabalar üzerinde çalışıyorduk. Onu tamamıyla kendisini sürmeye geçirmeye çalışıyorduk. Ve benim de projem orada Senior Engineer'dim. Senior Vehicle Intelligence Engineer. Vehicle Intelligence takımı. Beyin takımı basically. Arabanın beynini yazan takımdı. Ve ben de orada liderliğini yaptığım kontroldü ve trajectory planning. Trajectory planning yani arabanın kameralar, sensörlerle gördükten sonra gördüğünüz objelerin kenarına giderek hiçbir şeye dokunmadan yolu takip etmeniz. Orada hangi modeller üzerinde çalıştınız? Bir tane şey dediniz galiba. S600. Yani elimizdeki araba mesela S600'de ama prototip olarak F015. O böyle güzel bir araba var mesela. 2030 senesi prototipi. Prototip olarak ona transfer ediyorduk her şeyi. Ama bizim çalıştığımız arabalar S600. Yani Mercedes'in o büyük luxury car'ı ve bir de minivan'ları. Çünkü siz çalıştığınız zaman aslında bayağı bir bilgisayar kullanıyorsunuz ve bilgisayara koyabileceğiniz bir yer olması lazım. Onun için büyük bir arabada yapmanız yani ilk experimental işleri daha iyi. Arabanın beyni tam olarak neresinde oluyor? Şey, önde mi, arkasında mı? Nasıl oluyor? S600'de arkaya koyuyorduk, tranka. Trankta koyuyorduk ama minivan'de içi zaten boş. Peki
Mercedes'te çalışmak mesela size neler kattı? Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yani en büyük katkısı büyük ihtimalle Mercedes araba şirketi. Yani tam böyle arabalarla direkt araba yani manufacturer'la birlikte çalışmak arabaların her bir detaylarıyla yani ilgilenmenize yardımcı oluyor. Yani anlamanıza yardımcı oluyor. Çünkü adamlar zaten işleri yüzleri sabah akşam araba çıkarmak başka şey yani Almanya'da bir şey var ki bu aslında istatistik. Almanya'da her çalışan 6 kişiden biri araba işinde çalışıyor. Yani araba sanayisinde çalışıyor. 6 kişiden biri yani bu adamların işi gücü hakikaten araba. İşi gücü bırakıp araba işlerinden şey yapmalarının bir sebebi var mı? Yapabildikleri iyi şey o. Mesela software yapabilseydiler software yapardılar. Yani software ama Silicon Valley yapıyor. Yani bir basically buna nasıl diyelim? Specialization. Bu adamlar mesela Almanlar ve ben gördüğüm bir Özelleşmiş. şey. Yani farkını söyleyeyim nasıl oldu. Yani bizde orada farklı farklı milletler vardı. Almanya'dan gelen mühendislerin ben farkını hissettim orada aslında nasıl çalışıyorlar. Creativity çok önem yok orada. Creativity yani yeni bir şeyler yapmak falan yok. Bir şey çalışıyorsa sadece onu böyle küçük küçük böyle perfection. İnce detay. Yani küçük detaylarla böyle düzeltmek var. Yani creative yeni bir şey yapmaya çok yönlü değiller. Yani aslında ABD'de okumuş Almanlar kreatif şeylere daha yönlü. Neyin ki Almanya'dan gelmiş bize bazı mühendisler geliyorlardı. Mesela 6 aylık falan. Yani farkı hissetmek çok kolay. Ondan dolayı mesela ben hep diyorum ki Tesla niye Almanya'da çıkmadı? Amerika'da çıktı. Yani Cadillac zamanlarında çok iyi arabaydı. Ama sonra Amerika'nın mesela perfection'a işi yok. Böyle küçük detay olarak işi yok bunlar. Hep from zero to one diyorlar. Yani hep jump etmeye bakıyorlar. Yeni bir şeyler çıkan. Almanya'da ben o farkı hissettim. Evet, bir zaman sonra biraz garip geldi bana ama yeni transfer oldum diğer startuplara çünkü yani daha büyük jumplar etmek daha iyi. Bu o zaman bu kreativite falan diyorsunuz ya. Mesela bunlar eğitimle ilgili olabilir mi onlarda? Eğitim, yani tam olarak bilmiyorum Almanya'da eğitim nasıl ama bildiğim o ki onlarda 2 senelik programlar falan vardır. Baya bir öyle programlar vardır. Çok specialized diyorlar insanları. Yani eğitimde çok büyük fark var aslında. Anladım. Amerika'da da bu O zaman zamanında diğer bir tartışılmış bir soruya konu. geçelim. Çoklu robot sistemleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, çoklu robot sistemleri böyle bir şey ki elinizde bayağı bir yani 100 artı 50 artı robot varsa onları birlikte nasıl kullanabilirsiniz? Yani şimdi insanların çok düşündüğü konu şu ki bir tane akıllı bir robot yapmak. Ama bir tane çok akıllı robotunuz yoksa, sizin 50 tane az akıllı robotunuz varsa bunları birlikte kullanarak nasıl akıllı bir şey çıkarabilirsiniz? Çok robotlu sistemlerin aslında mantığı bu. Yani network systems vesaire. Mesela search and rescue yaptığınız zaman çok robotlu sistemler gönderebilirsiniz. Yani pahalı helikopter yerine mesela 100 tane ucuz drone gönderirseniz ve bunların aralarında konuşarak daha efektif bir search yapmasını yani yaptırabilirseniz o zaman bu çok daha iyi. Neyin ki bir tane helikopter kullanmak. Ve mesela benim de Jet Propulsion Lab'da yaptığım işte oydu ki 4-5 tane akıllı Humvee birlikte bir problemi nasıl çözebilirler. Yani askerler hep bunu yapıyorlar. Mesela askerler bir asker aslında çok bir işe yaramıyor. 5-6 asker artık çok daha büyük bir problemi çözebiliyor. Orada peki bu asker güvenliğini sağlamak o zaman mühendislerin üzerine düşüyor o zaman. Yani bizim projeler oydu ki mesela bir yerde askerleri çıkarmak lazım. Orada şoförlü bir araba göndermek tehlikeli çünkü geçtiğiniz zaman orada arabayı patlatabilirler. Bu zaman self-driving car göndermek daha iyi bir şey. Ve bir tanesini göndermek yerine birkaç tane göndermek olur. Çünkü her bir arabanın mesela farklı özelliği olabilir. Biri bomba olabilir, biri bombayı neutralize edebilir, böyle bir şeyler. Yani hakkında çok konuşamam ama yani konular in general böyle. Anlıyorum. Peki Mercedes'te bir tane Hummer hakkında söylediniz. O Hummer'da mesela sensörler yerleştirdiniz herhalde arabaya. O sensörleri mesela arabanın neresine yerleştirdiniz? Önüne mi? Kenara, arkasına mı? Mercedes'te değildi. O Nasıl? NASA'da. Yani NASA'da. Humvee Amerikan makinesi. Onlar NASA'daydı. Yani üzerine yerleştirebilirsiniz. Yani farklı farklı yerlere, kenarları görmek istiyorsanız kenarlara yerleştireceksiniz. Lidar'lar, radar'lar yerleştireceksiniz. Genelde nasıl yapıyorsunuz? Kenarlara mesela short range radar yerleştirebilirsiniz. Önüne bir tane long range radar olması lazım. Kenarlara short, medium range. Sonra bu cornerlara.
kenarları ultrasonic sensörler ve yukarıya da farklı farklı kısımlara şey yapmanız, kamera yerleştirmeniz lazım ki 360 view olsun. Bu çoklu robot sistemleriyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu şimdi bu çoklu robot sistemlerinde mesela bunlara şey dahil. Bu otellerde olan mesela robotlar, ondan sonra hastanelerde olan robotlar var. Çarşafları falan taşıyorlar. Onlar da herhalde bu çoklu robot sistemleri gibi birbirinden haberleşiyorlar. Öyle mi bunlar? Otellerde büyük ihtimalle haberleşmiyorlardı ama aslında yakın bir konu var. Warehouse'larda haberleşiyorlar. O artık çoklu robotlu sistemler. Amazon Warehouse'larda yani orada onlar çoklu robotlu sistemler kullanıyorlar. Ki araba, yani robotlar birbiriyle yani orada aslında önceden programlaştırma oluyor ama diyelim ki daha biz perfect bir sistem kurmaya çalışıyoruz. O zaman warehouse'lar çok büyük bir yerler. Amazon warehouse'lar. Orada bir robot bir eşyayı bir yer, A noktasından alıp B noktasına götürdüğü zaman ve diğer robot C'den D'ye götürdüğü zaman bunlar nasıl konuşmalar lazım ki birbirine değmesinler ve yine de optimal şekilde gitsinler. Robotikte yine hep bir konu vardı ki time minimization. Yani bir işi görmek için nasıl optimal şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir robotu optimalleştirmek kolay bir şey. İkinci robotu optimalleştirmek önemli bir şey. Ama bin tane robot aynı zamanda sağdan soldan gitmeye çalışacaklar varsa ve bunların path planning'i falan çok kolay bir şey değil. Peki, yani çoklu robot dışında böyle bir şeyler. Otonom arabalarla bir tane daha sorum var. Mesela aslında şimdi geldi aklıma da otonom arabalar mesela polis arabaları, polis onu çevirince nasıl mesela duruyorlar falan. O zaman insan mı devreye girmesi lazım? Şimdi hala bizde full autonomous car olmadığı için aslında böyle bir olay olmamış. Yani onu düşünürüz. Yani insan durdurur ya. Polis büyük ihtimal yani full autonomous car olduğu zaman en mantıklı bir şey ne olabilir? Polise ona kontrol verilmesi. Yani bir olay olduğu zaman polis de onu durdurabilsin. Yani bu mantıklı aslında olabilir. Çünkü emergency situation halinde authorities onları durdurabilsinler. Bir şey soracağım. Mesela full autonomous arabalar yok. Ama mesela var olduğunu düşünelim. Ve bir tane araba olduğunu düşünelim yolda gidiyor. Ve aslında bu biraz çok absürt ve klişe bir soru ama sormak istiyorum. Ve önüne iki kişi çıkıyor. Ve hangisini çarpıp öldürmeli bunu mühendis mi karar veriyor? Kim karar veriyor bunu? Onu mühendis karar veremez. O çünkü mühendisler zaten bayağı bir şey karar veriyorlar. Onu vermesi lazım. Yani şimdi yok o konu. Ama biz meselesi de bunu bayağı bir tartışıyoruz falan. Bunu karar verecek kişiler şirketin avukatları, lawyerlar ve devletin kongresmenleri. Devlet adamları. Bunlar onlar karar vermesi lazım. Evet. Yani bunu araba şirketlerine karar vermesi çok mantıksız bir şey. Çünkü zaten sonra devlet gelecek ki niye sen bunu yaptın? Yani herkes birbirini zaten mahkemeye veriyor. Yani şirketler bunu kendi üzerine almazlar. Bir tane sorum daha olacak. Şöyle. Mesela bu otonom sürüş motosikletlerde nasıl olacak? Öyle bir şey yapmaya çalışan galiba Kawasaki değildik ama hayli. Otonom motosiklet yapmaya çalışıyorlar. Yani in general artık dinamik kısmından yapmışlar. Dinamikte sorun yok. Yani dynamics control. Onu en önemli kısım yerine geliyor ki bizim arabalardaki problemimize geliyor ki arabalarda nasıl biz full autonomous yapmaya çalışıyorsak arabanın dinamiği çok kolay bir şey. Yani onu kontrol etmemiz kolay bir şey. Yani bu helikopter değil mesela değil mi? Ama full autonomous karlarda sorun dynamics değil. Sorun aslında environment. Environment'ı görüp düşünmek ki biz arabayı nasıl yolda tutarak gidelim A noktasından B noktasına ve kimseye dokunmadan. Yani bu zor bir şey. Zaten arabada bunu çözebilirsek bunu artık motosiklete geçirmek zor bir şey değil. Çok kolay bir şey aslında. Dinamik kısmı hallolmuş bir şey. Şöyle bir soru var YouTube'dan gelmiş. Artificial intelligence yani yapay zeka. Ne kadar bunu yakınız? Yani dünya olarak yapay zekaya ne kadar yakınız? Soru yapay zeka ile büyük ihtimalle ondan demek istediği general artificial intelligence. Büyük fark var. Biri var narrow artificial intelligence. Yani sadece küçük bir problem çözebilen artificial intelligence. Mesela
chess oynayan robotla Go oynayan artificial intelligence. Bunlar küçük bir problem çözen AI'lar. Narrow artificial intelligence. General artificial intelligence işte insan gibi bir şey olacak. İnsan gibi bir şey demek ki biz ne yapabiliyoruz? Biz farklı farklı problemleri çözebiliyoruz. Biz mesela öğretebilirsiniz, Go öğretebilirsiniz, diğerini öğretebilirsiniz vesaire. Aslında DeepMind farklı oyunlar oynayabilen AI diye yaratmış ama sonuç ki başka problemler çözemiyor. Bu artificial general intelligence ne zaman olacak veya olacak mı kimse cevap veremez. Yani aslında yani bunu expertler bile cevap veremiyor. Yani bunu çıkaranlar bile cevap veremiyor ki tam bir insan zekasına uygun bir artificial general intelligence yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Bu büyük bir sorun. Yani benim kullandığım AI self-driving karlarda kullandığımız AI'larla benim mesela takımlarımda biz computer vision için kullanıyoruz AI, deep learning falan. Bazen trajectory generation için deep learning kullanmışız. O kolay bir şey değil. O aslında zor bir şey. Ve ondan dolayı kimse yapmıyor. Ondan dolayı mesela trajectory generation için optimization veya path planning algoritmalar kullanıyoruz. Çünkü her bir durumu görmek, yeterli kadar training data toplamak ve bunun üzerinden AI'mızı train etmek kolay bir şey değil. Ama artificial general intelligence'a daha yakın olabilecek sistem aslında reinforcement learning based sistemler olacak. Şimdi onun ismi deep reinforcement learning. Ben aslında deep reinforcement learning üzerinde San Diego'da olarken çalışmıştım 2009 senesinde. Benim o konuda paper'larım var. O zamanlar bu hala böyle bir fashionable, hype olmuş bir şey değildi. Şimdi daha çok insanlar reinforcement learning'e doğru gitmeye başlamışlar. Yani o yönde en iyi seçim şimdi reinforcement learning, deep reinforcement learning. Ama çok büyük ihtimal bu da AGI çözmeyecek ve şimdi düşünüyoruz ki hatta farklı bir şey yapmamız lazım. Anlıyorum. Bir tane YouTube'dan daha bir tane soru gelmiş. Onu da bir sorayım. Otonom arabalarda fren sistemi yani ehliyet sistemi nasıl geliştirilmeli? Nasıl? Fren sistemi. Aynen, fren sistemi nasıl geliştirilmeli? Sistemin nasıl aslında o? Yani bizim kullandığımız sistemi normal araba fren sistemi. Sadece kontrolü ayağımızla göndermiyoruz. Bilgisayarla gönderiyoruz. Yani tam olarak onu anlamadım. Belki sorular diğer olabilir. Olabilir redundant sistem olabilir. Belki soru odur. Sadece tam doğru vermemişler. Self-driving karlarda yani az önce söylediğim uçak sistemlerindeki gibi redundant sistemler olması lazım. Çünkü bir tane bilgisayarınızda aslında hesaplamaları yapacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bu trajektoriyi generate ettim, bu trajektoriyi follow edeceğim, yani üzerinde takip edeceğim trajektoriyi. Ama sizin bilgisayarınızda bir sorun olursa ne olacak? Tek fault olursa ne olacak? Yani programımızda sorun olur. O zaman sizde redundant sistem olması lazım. Diğer bir bilgisayar olması lazım diye. O kadar zor hesaplamalar yapmasın ama en azından mesela emergency friend sistemini yapabilirsin. Evet, öyle bir şeyler tabii ki yapıyoruz. Redundant sistemi. Anlıyorum. Şeyden sonra işte Mercedes'ten sonra hangi startuplar üzerinde çalıştınız? Ben aslında baktım da bir kere siz de anlatabilirsiniz, izleyiciler de öğrenir. Tabii. Yani çoğu startuplar yine self-driving car üzereydi. Biri mesela kampüslerde falan self-driving car startup'ıydı. Diğeri ise Tesla competitor. Tam level 3 aslında. Biz level 3 yapmaya çalışıyorduk. Level 3, level 4 ve elektrik araba. Aslında sedan yaptık. Elektrik araba sedan. Bu Çin marketinde satılmaya başladı. Yani bu projeler hepsi yine de self-driving car üzerinde kurulmuş projeler. Kampüste yaptığım level 4, level 5'te tamamıyla kendi kendini sürüyordu. Burada yapacağınız neydi? Mesela telefonda Apple'a diyeceksiniz ki yani ben buradayım, gel beni buradan al, diğer binaya götür ve araba alıp götürüyordu. Ama diğer son startup'ta yaptığımız, son startup aslında çok da ismi startup'tı ama 2 milyar dolarlık funding'i vardı. Yani bayağı büyük bir şeydi. Zavodlar falan vardı ki araba factory'larda, araba yani manufacturing'le meşguldük. Fabrikası. Yani elektrik arabaydı. Yani Tesla competitor. Orada yaptığımız ama artık otoyollarda Tesla sisteminden artı
kamera. Az önce konuştuğum gibi Cadillac'taki gibi kamera koyuyorduk. Ki bakalım ki bu şoför yani gözü yolda mı, uykuya kalmış mı, kalmamış mı vesaire. Araba da kendini tabii ki otoyolda kullanıyordu. Mesela şerit değiştirme falan veya koyacaksınız ki ben buradan çıkacağım, diğer otoyoldun, diğer exit'inden çıkacağım. Exit'e giriş çıkış hepsini kendisi yapıyor. Ve tabii ki pedestrian detection, traffic light detection bunlar hepsi de vardı. Daha sonra birkaç tane startup'la vardı. Onlar da mesela yine de self-driving delivery startups. Ben onlara artık danışmanlık yaptım. Şimdi yaptığım işler aslında danışmanlık. O diğer iki startupta yaptığım işler benim için engineering'in director of engineering. Yani birkaç tane takımım vardı. Onların ben üzerinde menajerlik yapıyordum. Şimdi yaptığım danışmanlık şirketim var. Yani startup'lara danışmanlık yapıyorum. Anlıyorum. Bir tane daha soru soracağım. Silikon Vadisi'nde şirketleriniz var, galiba iki şirket. Ve bu şirketleri kurma planlarınız nasıl başladı ve kurduğunuz şirketlerde ne için hizmet veriyorsunuz? Tabii biri Silicon Valley Investment Group. O investment biri yani real estate investment, stock market investment ve startup investment da meşgul. Ben doktora zamanından başlamıştım evler falan almaya. Yani o kısma da biraz yardımcı oluyor bu investment şirketi. Ve stock markette borsa. Borsalarda artificial intelligence based trading falan bu işlerle meşgulüm. Diğeri ise consulting şirketi, Silicon Valley Technology Consulting Group. O artık yine az önce söylediğim gibi danışmanlık, startuplara danışmanlık, şirketlere danışmanlık, bazen devletlere danışmanlık, mühendislik ve robotics ve AI konularında danışmanlık. Anlıyorum. Bir tane YouTube'dan sual Yani geldi. ondan dolayı Onu diyordum ki siz Buyurun, buyurun. o Ben sözünü şirketlerle tekrar özür dilerim. Buyurun. tabii o şirketlerle ilgili yani soruyorlar arkadaşlar bana ki nasıl yani benimle çalışabilirler falan. Yani danışmanlık şirketlerinde projeler olursa ona dolayı yani kimse dinliyorsa robotikte, AI'da veya aslında bazen problem oluyor ki mesela prototip düzeltme falan değil mi? Yani İTÜ'de yapanlar var mesela uçak prototipi düzeltme falan veya başka bir robot prototipi düzeltme. Böyle bir şeylerle uğraşanlar varsa bana kontağa geçebilirler. Aslında sen onlara kontaktımı verirsin. Büyük ihtimalle bulacak Temur Sadikov LinkedIn'de bulabilirler veya web sistemden. Onlar kontakta geçip projelerde yardımcı olmak istiyorlarsa yardımcı olabilirler. Ya veya startupları varsa bunu Silicon Valley'e çıkarma, investment tarzı işlerde de yardımcı olabiliriz. Yani bu iş, aslında bu şirketten önemli yani işi bu. Diğeri de tabii ki ya, robotics'la uğraşan veya yapay zeka ile uğraşanlar varsa yine benimle kontağa geçebilirler. Bir tane YouTube'dan teknik bir soru gelmiş. Onu söyleyeyim. Mercedes'le ilgili. Mercedes'teki zamanınızla ilgili. Mercedes'te otonom sürüş metotlarından MPS, ondan sonra LQR, EPID gibi kontrol teorileri var. Ve genel olarak hangi metotlar kullanılıyor? NPC. NPC. Mercedes'de onlar NDA imzaladığınız zaman bunları söyleyemezsiniz ama yani kullanan konular tabii ki NPC, LQR, PID bunlar low level control için kullanabilirsiniz. NPC path planning için de kullanmak olur ama path planning için, trajectory generation için başka konular da var tabii ki. Onlar da mesela RRT, RRT Star vesaire. Yani bayağı bir farklı algoritmalar var. Sizin sisteminize uygun olarak onları seçmeniz lazım. Ben size tam olarak ne kullandığımı ben yani söyleyemem. O NDA ile ne muhafaza olunur. NDA ile Peki. Non-Disclosure Agreement bu arada. Yani şirkette Evet. çalıştığınız zaman imzalıyorsunuz. Peki Amerika'da şirket kurmak isteyen birisi mesela kabataslak olarak nasıl bir yol izlemeli? Amerika'da şirket kurmak zor bir şey değil aslında. Bir dakika, ben de Tamamdır. Bluetooth. Dakika. Şimdi sesinizi iyi aslında. Ya şirket kurmak zor bir şey değil. Yani şirketin ne işe yaradığı önemli. Şirket kurmak için yani online yapabilirsiniz veya şirketler var ki onlara biraz para veriyorsunuz, onlar yapacak. Yani farklı state'lerde bunu yapmak olur. Sorun tam neydi yine?
Yani şirket kurmak isteyen birisi mesela kabataslak olarak nasıl bir yol izlemeli? Soru var aslında. O çok kolay. Online yazsanız ki Amerika'da şirket nasıl kurayım? Onlar yani çok kolay bir şey. 100 dolar falan kurabilirsiniz. Sonra da Peki tabii siz... Kaliforniya'da mesela senelik para vermeniz lazım Evet. state'e, devlete, ama diğer state'lere daha ucuz. Peki mesela siz nasıl bir kabataslak izlediniz, nasıl bir yol izlediniz ve şirketi şimdiki bu hale getirebildiniz? Nasıl? Mesela şimdi mesela sizin şirketiniz hangi mesela kabataslağa uygun, hangi bir planlara uygun şimdi bu hale getirdiniz yani genel olarak? İlk danışmanlık, aslında danışmanlık kısmında bir tane startup'a danışmanlık yaptım. Ondan dolayı bir şirketi kurdum. Düşündüğüm şey tek başıma yani personal yapmaktansa şirket halinde yapmak daha iyi. Çünkü bayağı bir önemli, yani limited liability company'nin bayağı bir iyi protection'lar var. Diğer neyse sadece yine aynı bir şey. Şirketle yaptığınız zaman yani sorunlar kendi üzerinizde olmuyor. Amerika'da zaten kapitalist sisteminde nasıl bir şey? Ayrılma oluyor ki şirketle insan arasında ayrılma oluyor. Şahs arasında. Ki parayı şirket kazanıyorsa zaten liability şirket üzerinde kalsın. Anlıyorum. Peki bir tane daha sorum var da. Neden mesela SpaceX gibi şirketlerin attığı adımlar mesela Çin, Rusya ve Avrupa ülkeleri gibi atılmıyor? O adım atmak zor. Onu zaten söylemeye çalışıyordum. Adım atmak bayağı bir zor bir şey. Aslında o teknoloji kolay değil. Bunu Çin'de, Rusya'da sadece devlet yapabilir. Ve aslında onu yapamaz. Çünkü Çin'in, Rusya'nın devletin yaptığı, SpaceX'in yaptığını yapamıyor. SpaceX'in yani bu yani roketi geri gemiye indirmesi tarzı şeyler. Birincisi bunun için tabii ki talent olması lazım. Talent yani bu bir faktör. Bu talent çoğusu Amerika'da. Ben hatta yani Avrupa'da bir misal göstereyim. Ben bir arkadaşım vardı Georgia Tech'te. Bu aslında Avrupa'da ESA, European Space Agency'de bu adam manager'dı. Yani technical manager'dı orada. Bu adam o işi bıraktı, geldi Georgia Tech'te PhD yapsın. Bu adam 5 sene yoksa 6 sene Georgia Tech'te PhD yaptı. Avrupa NASA'sını bırakıp oraya geldi. Niye geldi? Ki o PhD bitirip gitsin NASA Jet Propulsion'da iş bulsun. Ve buldu da sonunda. Georgia Tech'ten daha sonra NASA Jet Propulsion transfer oldu. Orada yani orada çalışıyor. Yani Amerika'da bu işlerde göreceğiniz nasıl diyeyim? Opportunity neydi? Seçim. Opportunity'ler başka yerlerde yok. Ve para da yok. Çünkü Amerikan devleti biraz daha uzak gören bir şey. Siyaset diyor, diyor. Ve tabii ki talent bulmak çok zor bir şey. İnsanlar düşünüyor ki para olduğu zaman talent olacak. Aslında Arap ülkelerinde bayağı para var ama yani talenti kendilerine götüremiyorlar. Yani başarılı insanlar niye aslında çok paralı sistemlere gitmeye çok sevmiyorlar? Biraz orada sorun var. Çünkü başarılı insanlar çoğu zaman özgür olmayı, kapitalist sistemde yaşamayı bayağı bir seviyorlar. Siz onlara biraz daha çok para vermekle yani otoriter bir yere götüremezsiniz. Ve onlar bundan başka ne istiyorlar? Başarılı insanlar istiyorlar ki onların etrafında da başarılı insanlar olsun. Çünkü başarılı insanlar diğer başarılı insanlar etrafında olursa çok daha büyük, çok iş görebilirler ve motivation'ları da daha yüksek olur. Ondan Peki dolayı bu Elon tarz Musk zaten bir... Amerika'ya gelmiş. Çünkü Elon Musk Anladım. aslında Afrikalı değil mi? O Kanada'ya gitti sonra Evet. Amerika geldi. Yani söylediğim bu bütün sebeplerden dolayı. Para var, başarılı insanlar var, talent var. Ve devlet de sizi destekleyecek kapitalist rejim olduğu için. Mesela yurt dışında olan şirketlerden ve daha çok Amerika şirketleri mesela remote işçi arıyorlar. Ama mesela bizler başvuru yaptığımız zaman bizim başvurumuza daha çok önem verilmiyormuş ve bunu şeye göre açıklıyorlar. Siz bizden uzaktasınız, başka ülkedesiniz falan filan bahaneler söylüyorlar ve sizce başvuru yaparken nasıl bir yol izlemeliyiz? O soru kimden gelmiş bilmiyorum. Yani aslında tam benim alanım değil çünkü ben yani böyle bir şey görmemişim. Ben gördüğüm ama o şu şeyi arkadaşlardan sordum. Yani Amerikan şirketleri mesela Hindistan'dan, Ukrayna'dan, Belarus'tan bazı şirketlerle aslında kontratları var. Onlar da remote iş yaptırıyorlar. Yani ondan dolayı anlamadım tam olarak ne olmuş. Belki başvuru ondan hoşuna gitmemiş ve ondan dolayı başka bir yani polite olmak için sebepler ayırıyorlar. Normalde böyle bir cevap veriyorlar. Ama normalde
remote işçi götürüyorlar. Ve sorun şu ki remote işçiden yine de yani talent base biraz farklı olacaktır. Remote yani website düzeltmek için remote olabilirsin. Ama roket uçurmak için remote işçi alamazsın. Veya otonom araba yapmak için remote işçi alamazsın. Yani bunlar farklı, konular farklı. Yani ne üzere başvuru yapmak da yani farklılık var. Bir şey soracağım. Az önce şirketlerinizden bahsettik ve şirketleriniz gelecek için nasıl bir planlar yapıyor? Onlar hakkında konuşabilir misiniz? Plan şu ki devam etmek yaptıklarımızı, danışmanlık vesaire ve ihtimal birkaç startup üzerinde çalışıyorum. Belki onları da startup olarak ayrıcalıkta yaptım. Ve yine yani iyi startuplar olursa onlara investment yardım yapmak veya Silicon Vadisi'ne çıkan konularda yardımcı olmaya çalışacağız. Yani plan o. Bundan başka da yani Azerbaycan'da büyük ihtimalle bayağı bir insan tanıyordur. Ben burada gelip teknoloji reklamı yapıyorum ki biz yapay zekaya yönelmemiz lazım, robotikse yönelmemiz lazım ve bu tarz şeyler. Yani çoğu insan görüyor ki aslında ben uçak uzayı çok reklam yapmıyorum. Ben yaptığım reklamlar çoğu robotik ve yapay zeka. Çünkü uçak uzayı yine dediğim gibi roket göndermek her insanın işi değil. Roket göndermek her bir devletin roket göndermesine ihtiyacı yok. Çünkü pahalı bir şey, zor bir şey. Geri dönüşüm ne kadar belli değil. Ama robotik yapay zeka gelecek zaten bunda ve ona yönelmek çok önemli bir şey. Yayını kapatmadan önce bizlere anlatmak istediğiniz başka konular var mı ve esasen de tavsiyeler? Tabii. Yani tavsiye o ki devam edin okumaya, çalışmaya devam edin. Yani ben şimdi kaç tane derecem var? Yani lisans, iki tane master, bir tane doktora derecem var. Millet düşünüyor ki, bazen insanlar düşünüyor ki ben bitirmişim okumaya. Mesela bu akşam aslında bir şeyler okuyorum. Hep yeni bir şeyler okuyorum. Yani hep eğitime devam edin. Sevdiğiniz bir şey varsa değişmekten çekinmeyin. Öyle yani ben de öyle yapmıştım. Uçaktaydım, sonra geçtim robotiğe, sonra yapay zekaya falan bu tarz şeyler. Yani sevdiğiniz bir şey olduğu zaman bir kez yaşadığınız için hayatı yani o değişimi yapmaya yönlenin. Yani okuyun, yeni bir şeyler, yeni bir area üzere okuyun. Ve çok çalıştığın zaman hep bir şey alınacaktır aslında. Sonunda çok çalışman sonunda bir şeyler oluyor. Motivation'dan düşmeyin. Yani kimse sizi tutmayacak. Ben hiçbir zaman bilmezdim ki mesela Bakü'den çıkacağım giderim. Neredeyse yani Silikon Vadisi'nde yaşayacağım ve orada çalışacağım. Mesela. Çünkü hatta şimdi Bakü'deki şartlar bizim zamanımızdan çok daha iyi. Benim zamanımda Azerbaycan yeni Sovyet'ten çıkmıştı bir hikaye. Yani fark çok büyük. Türkiye'de de aynısı mesela. Yayınımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ederiz. Size sağ olun. Ve buradan izleyicilere bir sözüm var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve diğer videolarımızı da öylece izleyebilirsiniz. İyi günler dilerim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Sağ olun. Hoşça kalın.